Hocam yapamıyorum yeni nesil soruları. Ne yapacağım hocam ya? Tonguç, hiç endişelenmene gerek yok. Birçok öğrenci sözel mantık ve sayısal analiz sorularında takıldığını söylüyor. Biz de bunun için mükemmel bir kitap hazırladık. Bak şimdi. Yeni nesil sınavda esasında eskisi gibi böyle klasik uzun bilgi soruları yerine sana görseller bulunan, yani infografiyi dikkatli bir şekilde yorumlamanı gerektiren veyahut da buradaki tabloları, grafikleri, resimleri incelemeni ve analiz etmeni gerektiren sorular soruluyor. Sen bu soruları çözerken ister istemez hem görsel yeteneğini geliştiriyorsun hem de anlama yeteneğini geliştiriyorsun. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınavlarında bu tarz sorulara bol bol yer vermesinin sebebi senin hem dikkatini ölçmek hem de yorumlama yeteneğini ölçmek. Sen bu soruları çözeceksin. Yapamazsam hocam ne olacak? Olabilir. Bu soruları yapamayabilirsin. Buradaki infografiler senin dikkatini dağıtabilir. Bu durumda hemen soruların çözümünü TAS uygulamasında uzman hocalardan dinleyebilirsin. Bütün bu görselli yeni nesil sorular senin sınavda çok daha yüksek netlere ulaşman. Matematik var mı hocam bunda? Tabii matematiğe de gelelim. Bak matematiğe baktığımızda yine aynı geçen sene ve ondan önceki sene sınavlarda verilen ön bilgiler ve tamamen senin sayısal analiz yeteneğini ölçmeye yönelik beceri temelli soruları hazırladık. Ve bu beceri temelli soruları çözerken yine takılabilirsin. Yine uzman hocalardan soruların çözümünü dinleyebilirsin. Dolayısıyla sözel mantık ve sayısal analiz bu seneki sınavda senin için çok önemli. Sen de bu soruları güzel güzel çöz, çalış ve sınavda başarıya ulaş Tonguç'um.